Saygıdeğer Bakanım, sevgili rektör hocalarımız, sayın jüri hocalarım hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz heyecanlandım. Sağlık Bilimler Üniversitesi Çobanbey Tıp Fakültesi öğrencisi olarak ben Ahmet Karkın, arkadaşlarım Enes El Hasan ve Nihan Derin Karahan olarak bu sunumu hazırladık. Öncelikle bu sunumu bize verdiğiniz için ve değerli kıldığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Bugün şunu almayı unuttum. Çok güzel. Bugün Suriye sağlık sistemi hakkında konuşacağım. Öncelikle Suriye'nin konumu olarak Suriye Orta Doğu'da, batısında Akdeniz ve doğusunda Irak, güneyinde Ürdün ve batı güneyinde Lübnan ve Filistin bulunmakta. Yaklaşık 185 bin kilometre karelik bir bölgede bir devlet. Şu anki güncel haritasını görmekteyiz. Şu anki dağılım bölgelerinde. Suriye'de 2013'teki yapılan nüfus sayımı yaklaşık 21 milyon nüfustu. 2013'te. Tabii savaşın ilk başlandığı durumda, iç karışıkların olduğu durumlarda. Ondan sonra 2015'te çok inanılmaz bir düşüş yaşanmakta olduk. Çok düştü. Bunların yaklaşık 2013'teki verilere göre 21,5 milyondaki %60'lık oran Arapların, %10 Kürt ve yaklaşık %10'u Türkmen olup ve birçok farklı olan birçok kültüre sahip olan bir yerdir. 2019'da bu nüfusun yaklaşık 18 milyona denk geldiği ve 2020'de 16 milyona kadar gerilediği bir bilgimiz var. Tabii ki bunlar tahmini veriler çünkü savaş ortamında olduğundan dolayı ve birçok göç olduğundan dolayı bayağı hesaplanamaz durumunda. Ve şu an dağılım bölgesi olarak şöyle, bizim özgür şu anki güvenli bölgede yaklaşık 4,5 milyon nüfusa sahip olup, şu anki rejim tarafında 9,5 milyon ve PKK ve YPG terör örgütlerinde bulunan yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip olup bu dağılımı göstermekte. Resmi dili Arapçadır. Bunların yanı sıra Türkçe, Türkmence, Kürtçe bulunup ticari dili olan Fransızca ve İngilizce. Aslında ticari daha fazla açmamız gerekiyor. Okullarda verilen eğitim alınan İngilizce ve Fransızcadır. Dini olarak yaklaşık %95'i kadar bir Müslüman. Bunların %75'i Sünni, %10'u Alevi ve %10'u Hristiyan ve Dürzi olarak görmekteyiz. Para bilimi şu an Suriye poundudur. Fakat şu an bizim bulunan güvenli bölgede, şu anki güvenli bölgede Türk lirası ve Amerikan doları kullanılmakta. Bu savaştan önceki yani 2013'teki verilere göre ortalama yaş nüfusu önce çok bir inişte olup sonra tekrar bir yükselişteyken 2010'da iç savaştan dolayı bayağı bir düşüş yaşanıyor 2015'te. Ondan sonra Türkiye'nin girişiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girişiyle tekrar yükselmekte. Bu doğurganlık oranı savaştan dolayı nasıl tekrar gerilediğini görebiliyoruz. 2020'de ve 2023'te nasıl gerilediğini farkındayız. Fakat bu sadece şu anki Suriye'de bulunan 2.7 ama dünya genelinde baktığımızda yaklaşık 5.1'e kadar takip ediliyor. Yani bayağı bir yüksek. Şu anki sadece Suriye'de bulunan bölge. Yaşam beklentisi aslında fazla bir şey beklenmiyordu Suriye olarak. Tarz olarak, yaşam olarak herhangi bir şey beklemiyordu. Sadece bir küçük bir özgürlük istedik. Daha doğrusu Suriye milleti olarak, halkı olarak birazcık özgürlük istedik ve sonuçta 2010'da nasıl bir düşüşe denk geldiğimizi görüyoruz. Aslında özgürlük çok nitelikli bir şey aslında. Çok hani her hakka, her kişiye hak verilmesi gereken bir şey. Fakat siz eğer ki Orta Doğu'daysanız,
Orta Doğu'da bir ülkeyseniz bu maalesef ki ne kadar kötü ve ne kadar zor olduğunu gözlemlemekteyiz. Hele ki mesela şu an en büyük vurgulayabileceğimiz devlet Filistin'dir. Orta Doğu'da ne kadar katledildi. Sadece küçük bir özgürlük istediğimiz için ne kadar çocuğun katledildi. Hatta bunun aklımızdan geçmesi bile yaklaşık yüz binlerce çocuğun katliamı. Hele ki bir Orta Doğu ülkesiyseniz eğer bunlara göz almanız gerekiyor. Bir işe kalkışmadan önce. Ondan sonra Suriye'deki bebek ölüm hızı ve 5 yaş altı. Aynı şekilde katliamın ve Türkiye'nin girmeden önceki grafiği. En güzel bu şekilde anlatılabilir. Bence bir katliam, bir tabloda anlatılabilir. Çocukların doğum oranı yaklaşık 21'di ve ölüm sayısı 1.1'di. Çocukların erkek ve kadınlarda oran çok yakın Suriye'de. Şimdi sağlık 2007'de yapılan bir araştırmayı bulduk ve 2007'de yapılan bu araştırma hekim sayısı 1000 nüfusa düşen hekim sayısı 1.2, hemşire sayısı 1.2 ve ebe sayısı 0.2, diş hekim sayısı 0.6, eczane sayısı 0.7 idi. Bu savaştan önceki. Aslında bir kıyaslama yapmamız gerekirse Suriye'nin savaştan önceki ve Suriye'nin savaştan sonraki olan bölgeler. Sonra gelelim Türkiye'nin TSK'nın girdiği noktaya. TSK ilk olarak Fırat Kalkan Harekatı başlayıp 2016'da, ondan sonra Zeytin Dalı Harekatı ve sonradan takiben Barış Pınar Harekatı'na girişim yapmaktayız. Şu an 2016'dan bu yana kadar aslında bizim Çoban Bey'imiz olan burası Fırat Harekatı'nda şu an Çoban Bey'imiz Sağlık Bilimler Üniversitesi Çoban Bey Tıp Fakültesi'nin bulunduğu Çoban Bey ilçesi %90'ı Türkmen olup Türkmen bir beldesinde kuruldu aslında. Ve şu an bizim Çoban Bey'imiz şu tarafta maviyle boyanmış hastanemiz Çoban Bey Hastanesi ve sadece 2016'dan bu yana hatta 2019'dan demek daha makbul 2019'dan bu yana bizim sağlık sisteminin ne kadar güçlendiğini görmekteyiz. Aslında ne kadar önemli olan bu ülkede neler yapabildiğini farkındayız değil mi aslında? Yaklaşık 10 yıldır savaş süren, 10 yıldır savaş, iç savaşlar, her türlü bombanın denendiği, nükleer bombalar, insan üstü her türlü bombanın denendiği, sağlık olarak yerle bir olan bir ülkeye TSK'nın girip ve neler yaptığını görüyoruz aslında. Yani aslında gerçekten çok önemli olduğunu, yani şöyle demeli, hani içilen suyda bile zehir olabileceğini düşünelim. Bir içilen suyda. Çünkü nükleer silah öyle bir şey. Sonra daha iyi anlayabileceğimiz için Fırat Kalkanı'nda yapılan hastaneler. En önemlisi 4 tane hastane. Aziz Vatan Hastanesi, Cerablus ve şu an Çoban Bey Hastanesi'nin yanındaki Sağlık Bilimler Üniversitesi, Çoban Bey Tıp Fakültesi olan bizim hastanemiz. Aslında biz artık orayı da sahiplenmeye başladık Çoban Bey Tıp Fakültesi olarak. Yaklaşık bunun altyapılarında da bayağı çok önemli olan, bildiğimiz üzere yaklaşık çok doğurganlık olan, yaklaşık sadece bu kadar küçük bir bölgede doğurganlığın yüksek olduğunu gözlemlekte, yaklaşık 2.7'de ne kadar önemli olan bir faktör olduğunu göstermek istiyorum. Azez Kadın Doğum Hastanesi ve yaklaşık 5 tane kadın doğum hastanesi oraya kuruldu. Ondan sonra Zeytin Dalı'nda Afrin Hastanesi, Şifa Hastanesi, Selam Hastanesi, Sevgi, Cinderes Kadın Doğum Hastanesi aynı şekil. Yine Kadın Doğum Hastanesi'nin ne kadar önemli olduğunu hepimiz farkındayız. Şimdiki Suriye'de, şimdiki bizim güvenli bölgemizde olan yataklı hasta sayısı, yatak sayısı ve birçok yoğun bakım hastanelerin olduğu. Yatak sayısı yaklaşık 1135, yoğun bakım yatak sayısı 71, küvöz sayısı 62, diyaliz ünitesi 40, ameliyathane sayısı 26. Yani şu an sadece demek istediğim şey, 10 yıla daha gelmedik, daha 10 yıla çok var ama 10 yıl içinde Türkiye'nin orada yaptığı kaç tane üniversite, bir tane üniversite ve yaklaşık 10'ar tane hastane mevcut. Peki neler yapıyor bu hastane? Hastanelerimizin işi ne? Nasıl, hangi
şeyleri veriyor, hangi hizmetleri veriyor. Şu an A'dan Z'ye kadar hiç herhangi hiçbir şeye ihtiyacı olmadan 7/24 acil servis, poliklinik hizmetleri, yatak tedavi hizmeti, üçüncü basamak yoğun bakım, doğumhane, ameliyathane, diyaliz, birçok anjiyografiye kadar birçok hastanenin ihtiyacı olan her şey burada mevcut aslında. Ve bunların tamamı, hepsi, hiçbir şekilde hepsi ücretsizdir. En önemlisi bu. Çünkü oradakinin nüfusu belli ve yaşı, savaştan yeni çıkmış, ne kadar zengin olabilirler ki? Peki, şimdi gelelim oradaki tabip. Oradaki tabip, yaklaşık 460 tabibimiz mevcut. Oradaki aktif olan 460 tabibimiz mevcut. Ve yaklaşık 589 hemşire, diğer sağlık personeli 591. Bizim oradaki şu anki faaliyet gösterilen ve toplam çalışan personel 3105. Yani 3000 kişi civarında şu an orada personel olarak çalışmakta. Sağlık personeli olarak çalışmakta. Uzman hekimimiz olarak yaklaşık 104. Orada görev yapan uzman hekimimiz 104 kişi, 104 doktor, diş hekimi 14, eczacı 61. Ve toplam 1524 hizmet veren. Peki bölgedeki potansiyel problemler. Biz bu slaytı hazırlarken arkadaşlarımızla oturup hani buradaki daha fazla olan hangi sıkıntılar var, onlara nasıl değinebiliriz ve nasıl dokunabiliriz aslında gibi düşünürken bunlar karşımıza çıktı. Eczanenin artması şu, aslında birçok göç dalgasından dolayı eczacıların göç ettikleri ve eczacı mezunların birçok yurt dışına gittiğinden dolayı oradaki eczanecilerin birden düşmesi ve eczacıların hepsinin diplomasını kiralaması. Aslında oradaki birçok eczaneci diplomasını kiralayıp bir eczane açtırıyor ve bilir bilmedik bir insanı koyup oraya ve birçok şekilde hastalığa davet ediyor. İkinci önemli problem ise özel poliklinikler. Özel poliklinikler ise birçok şekilde online arşivin olmamasından dolayı birçok şekilde hasta takibini yapamıyoruz. Hastanın hangi şekilde, tabii ki de daha fazla önem gösterdiğinden dolayı hasta ilk önce devlet hastanesine değil de direkt özel polikliniğe başvurması ve bu şekilde hiçbir şekilde daha öncekinden bir tanısı var ise buna takip koyamıyoruz. En sondaki de gıda güvenliği. Gıda güvenliğinde orada gıdaya hiçbir şekilde önem verilmemesinden dolayı, en azından takip edilmesinden dolayı birçok zehirlenme, gıdasal zehirlenmenin yaşandığından dolayı bu da bizim bir açığımız daha. Peki öneriler nelerdir? Neler yapabiliriz bizler? Nitelikli sağlık personeli yetiştirmek için gerekli imkanların sağlanabilmesi adına yapılacak girişimler. İkincisi, kırsal bölgelerde birinci basamak, merkez sayısının etkinliğini arttırmak. Şimdi oradaki coğrafi bilgi olarak biz oradaki Çoban Bey, Elbap, İdlib ve Tel Abyad olarak birçok kırsal bölgelerdeyiz aslında. Yani köyler arası ulaşım şu an bayağı bir sıkıntılı. Çünkü kırsal bölgedeyiz. O yüzden birçok kişiye aslında sağlıkla ilgili bir beyin aşılarsak, sağlıkla ilgili birçok şeyi aşılarsak daha iyi olacağını, biçlendirme olacağını, danışma merkezinin kurulması, inanılmaz şekilde fayda göreceğimiz ve evde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve en önemlisi 112 çağrı sisteminin yeterli araçlı ve personel olmadığından, altyapısının biraz daha kötü olduğundan dolayı bunu daha fazla iyi güçlendirebiliriz. Bu bilgilerdeki bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Suriye Saha Koordinatörlüğü'nden temin edilmiştir.